Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz okullarda konularımızı epey bir ilerlettik. Güzel noktalara geldik. Ancak bol miktarda soru tekrarına, soru çözümüne ihtiyacımız var. Bugün yine sizler için soru çözümü yapacağız. Peki hangi konu? Bugün ikinci konumuz olan madde ve özellikleri konusunun güzel sorularını çözeceğiz. Güzel hatırlatmalarda bulunacağız arkadaşlara. Evet, şimdi hocam öncelikle maddenin ortak özellikleri nelerdi? Kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı. Bunların dördü maddenin ortak özellikleriydi. Diğerleri de neydi? Ayırt edici özellikler idi. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi maddenin ortak özellikleri olarak ifade edilebilir? Üsttekiler. 1, 2, 3, en az. Sürat, iletkenlik, çözünürlük, bir de tanecikli yapı dedik mi? Tamamdır, o zaman 4 tane. Yani burada aslında şunu kastediyoruz. Her maddenin kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapısı vardır. Ama hepsi elektriği iletmeyebilir. Yani hepsi mesela iletkenliğe sahip olmayabilir. Ya da hepsi suyun içinde çözülmeyebilir. Tamam, benim sorma. Tamam. Sormayacağım. Sinirlenmiş. Peki, diğer husus. Ayırt edici özellik deyince atıyorum kütle ayırt edici bir özellik olmuyor. 3 kilogram. Her madde 3 kilogram olabilir çünkü. Yani, ama yoğunluk gibi ya da farklı şeylerde. Şimdi bir de şöyle bir soru geliyor hocam. Siz sorunuzu sordunuz mu? Kızıyorsunuz. Sordunuz mu? Tamam. Şimdi hocam öz kütle de bütün maddelerde var. Ortak özellik olması gerekmez mi gibi bir soru geliyor bazen. Şimdi hocam öz kütle tamam hepsi için var da işte o benim ayırt etmemi sağlıyor. Her birinde farklı. Mesela tabii. 1 santimetre küpünü aldığında bakıyorsun 13,6 gram geldi. Bravo, demek ki civa bu civa. Diyorsun. Mesela 1 gram bölü santimetre küp geldi. Su. Demek ki su diyorum. Evet, şekildeki aynı maddeden yapılmış küplerden her birinin kenar uzunluğu alttakinin yarısı kadar olduğuna göre en büyük kübün hacmi en küçük kübün hacminin kaç katıdır? Şimdi aşağı doğru gidelim. Hepsi bir altındakinin yarısıymış ya. En yukarıdakine A diyelim. Hı hı. Bu arkadaş ne olacak? 2A. 2A olacak. Bu arkadaştan olacak? 4A. 4A olacak. Hacmimizin formülü neydi hocam? Kübün hacminin formülü neydi? 4A'nın kübü. 4A'nın kübü. Yani en büyük olan 4A'nın kübü 64A küp olacak. Ortadaki arkadaş 2A'nın kübü yani 8A küp olacak. En yukarıdaki arkadaş da A küp olacak. Dolayısıyla en büyük kübün hacmi, en küçük kübün hacminin 64 katıdır. Evet, eşit kollu terazilerde cisimler dengede ve ip gerilmeleri sıfırdan farklı olduğuna göre. MKM ile MM arasındaki ilişki nedir? Hocam burada ip gerilmesi sıfırdan farklıysa demek ki K bunu aşağı doğru bastırmış. Çok güzel. O zaman K'nın kütlesi L'nin kütlesinden büyük olmalı. Doğru. Burada ise gene buradan bastırıyor. Evet, buradan bastırmış. Bu K yukarı çekince ip M ile eşit olmuş. O zaman L de M'den büyük. Süper. Diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Normalde terazi dengede gibi gözüktüğü için evet ama ip gerilmeleri var. Evet, ip gerilmeleri var. Evet, aynı sıcaklıktaki K ve L sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekilde gibi olduğuna göre DK bölü DL oranını sormuş. Eşit hacimde karıştırırsam ne olur diye sormuş. Hı hı. Ve eşit kütlede karıştırırsam ne olur diye sormuş. Şimdi 37'ler var hocam. 53'ler var demektir bu. Şurası 53 derece ve şurası 53 derece. Şimdi şu uzunluk her iki üçgende de ortak değil mi hocam? L'nin olduğu üçgende de K'nın olduğu üçgende de ortak. Birinde 37'nin karşısına gelmiş, diğerinde 53'ün karşısına gelmiş. Şöyle bir hatırlatma yapalım hemen. 37, 53, 90. 37'nin karşısı 3K, 53'ün karşısı 4K, 90'ın karşısı da 5K oluyordu. Bunu da hatırlatalım. Şimdi hem 37 hem 53 olduğuna göre 12 diyeyim mi hocam buraya? 12K diyeyim. Yani şurası 12K olmuş olsun. 37'nin karşısı 12 ise 53'ün karşısı 16K. 16K oldu. Yani 3 4 5 üçgeninin genişletilmiş hali. Evet. 3 ile genişlettim. 4'ü 4 ile genişlettim. 3'ü 4 ile genişlettim. 4'ü 4 ile genişlettim. Burada da K'nın olduğu üçgene bakıyorum hocam. 53'ün karşısı 12. O zaman 37'nin karşısı 9K olmalı. Şimdi ben kütle hacim grafiğinden neye ulaşıyordum? Kütle bölü hacmin yani o eğim evet bize yoğunluğu veriyor. Kütle bölü hacim oranı bize yoğunluğu veriyordu. Dolayısıyla K
için yazdığımda kütlem 12. Kütlem 12K bölü hacmim 9K. Hacim şurası. Evet, hacim bu kenar oluyor. Şu uzunluk oluyor yani. Tamam. Aşağıda şu mesafe 9K'ymış. Hı. Burası 12, burası 9. 12 bölü 9. 4 bölü 3. Heh, 4 bölü 3 şeklinde K'nın öz kütlesini buldum. L için yapalım aynı hareketi. 12 bölü 16. Heh, bu sefer ne oldu? 12 bölü 16 olmuş oldu. Yani 3 bölü 4. Oranını sormuş bize. 16 bölü 9 geliyor değil mi hocam? Evet. 4 bölü 3 bölü 3 bölü 4'ten 16 bölü 9 oldu. Hı. Var mı problem burada? Yok. Şimdi eşit hacimde karıştırdığımızda hocam, iki sıvıyı eşit hacimde karıştırdığımızda D karışım eşittir DK artı DL bölü 2 şeklinde bulunacak. Yani K'yı 4 bölü 3 buldum. L'yi 3 bölü 4 buldum. Bölü 2 yapacağım. 16, 22. 16, 9, 25 bölü 24. 25 bölü 24 mi oluyor hocam? Hı hı. 16, 9, 25 bölü 24 şeklinde karışımın öz kütlesini buldum. Buna D1 diyelim. Hı hı. Kütleler eşit olduğunda ne yapıyorduk? Buna da D2 diyelim. 2 çarpı DK çarpı DL bölü DK artı DL yapıyorduk. Hı hı. Bunu da hatırlamış olalım. 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 bölü toplamı kaç yapıyordu hocam? Demin bulmuştuk zaten. 4 bölü 3 artı 3 bölü 4'ten 25 bölü 12 yapıyordu. 25 bölü 12. Buradan hop 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 hop. Bu da ne geldi? 24 bölü 25 geldi. Çok enteresan. Şimdi hocam şöyle hatırlatma yapalım. Eşit hacimde kaç sıvı karıştırırsam karıştırayım topla karışım sayısına, sıvı sayısına böl yapabiliyordum. Bu aritmetik ortalamadır. Hacim eşitse, hacimler eşitse bunu yapabiliyorum. Ama kütleler eşitse bunu sadece ne zaman yapabiliyordum? Şuradaki arkadaşı. İki tane olduğu zaman. İki tane olduğu zaman yapabiliyordum. Aslında 3-4 tane de olduğu zaman olur. Çünkü bu harmonik ortalama ama harmonik ortalama evet, biraz zaten kaldırıldı. Evet. O yüzden iki tane soruyorlar demektir. Evet, şekildeki kaba 2D öz kütleli bir bardak su konuluyor. Kaba K sıvısıyla karışabilen 4D öz kütleli L sıvısından bir bardak ilave edilirse hangileri doğru olur demiş. Şimdi karışımın öz kütlesi 3D olur mu? Yok, olmaz. Yani hocam bakın şöyle, bardaklar özdeş. Tamam. Şimdi bir bardak su koydum. Sonra 4D öz kütleli bir bardak daha koydum. Tamam, yani eşit hacimde karıştırmış oldum. Dolayısıyla eşit hacimde karışınca 2 artı 4 bölü 2 ne yapabilirim? Yapabilirim. Hı-hı. Çünkü bardaklar özdeş. Doğru. Hı-hı. Kaptaki sıvı yüksekliği 2H olur. Olmaz. Yalan. Neden? Çünkü aynı hacimde koyduğunda biraz daha aşağıda kalmalı. Yani tamamen dolu olmaz. Çünkü yukarıya doğru genişliyor aslında. Evet, genişlediği için kabımız. Karışımın kütlesi ilk durumdaki K sıvısının kütlesinin 3 katı olur diyor. Kütle bölü hacimdir. Bunun yoğunluğu bunun 2 katı olduğuna göre kütlesi de 2 katı olur. Evet, şimdi ilk durumda 2D öz kütleli sıvı bir bardağın hacmine V dedim. 2D ve M'ye eşit oldu. Hı hı. 4D öz kütleli sıvıdan da bir bardak koydum. Demek ki onun da hacmi V. Hı hı. Dolayısıyla kütlesi 2M olur. Karışım bunların toplamı olacağından dolayı 3M. M'nin 3 katı olmuş oldu. 1 doğru, 3 doğru, 1, 3 şeklinde cevabımı söyleyebilirim. Öz kütlesi 8 gram bölü santimetre küp olan bir maddeden yapılmış 2R yarıçaplı kürenin kütlesi 640 gramdır demiş. Bu küreden R yarıçaplı bir küre çıkartılıp yerine öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan bir sıvı ilave edilirse toplam kütle kaç gram olur? Şimdi hocam öncelikle 2R yarıçaplı küre diyor. 2R yarıçaplı küre. Bu arkadaşın hacmi 4 bölü 3. Pi çarpı yarıçapın kübüydü. Yani 2R'nin kübü gelecek. Buradan 8 tane 4 bölü 3 pi R küp geldi diyebilir miyim hocam? Tamam. Bu arkadaşa da V diyeyim. Yani böyle uzun uzun 4 bölü 3 pi R küplerle uğraşmayayım. 8 V olsun bu. Tamam. Şimdi diyor ki 8 gram bölü santimetre küp olan adam 640 grammış. O zaman mor deve formülümü hatırlarım hemen ben. 640 eşittir 8 çarpı V. 8 V. 8 V. O zaman buradan V diyelim. 640 eşittir 64 V. V diyelim. 10 santimetre küp gelir. Şimdi bu dursun. Bu bilgi dursun elimde. Bunun içerisinden hacmi yarı çapı R olan bir küre çıkarmışım. Yani 4 bölü 3
pi re küp çıkarmışım. Yani V çıkarmışım. Hı hı. O zaman ilk durumdaki kütlem 640 idi. Eksi bunu çıkartınca kütleyi azaltır mıyım hocam? Evet. Azaltırım. Peki ne kadar azaltırım? 10 kadar. Evet, öz kütle çarpı. V'yi 10 bulmadık mı? Tamam, V'yi 10 bulduk ama bakın hocam. Biz burada kütleyi, kütleyi tamam. ne kadar azalttık? Onu inceliyoruz tamam. şu anda. 8 çarpı V kadar azalttık. Hı-hı. 8 çarpı 1 V kadar azalttık. Artı aynı hacmi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvıyla doldurursam 2 çarpı V kadar da arttırmış olurum. V 10 olduğuna göre 640 eksi 80 artı 20 ne olmuş oluyor hocam? 580. 580 gram olmuş oluyor. Tamamdır. Evet, taşma seviyesine kadar su dolu kaba. Yarı çapı 2 santimetre olan küresel bir cisim atılınca cisim suda batıyor. Tamam, devam edelim. K cisminin kütlesi 250 gram olduğuna göre kapta kaç gram kütle artışı olur? Şimdi sayın hocam, öncelikle küresel cismin yarıçapı 2 santimetre küpmüş ya. Şey de diyor, pi'yi de 3 al diyor. O zaman 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 2 santimetre yarıçapımda kübüm 8 oldu. 3'ler hop hop gitti. Bu arkadaşın şeyi 32 santimetre küp oldu. Şimdi soru şu. K cismi buraya gelince bu kaptan ne kadar sıvı çıkışı olacak? 32 santimetre küp. Aynen öyle. K cisminin hacmi kadar sıvı çıkışı olacak. Yani 32 santimetre küp su çıkacak. Suyun öz kütlesi 1 olduğuna göre taşan kütlemiz sayın hocam. Taşan hacmim 32. Su taştığı için öz kütlem 1. Dolayısıyla bu kaptan 32 gram su taşmış demektir. Kütle artışı ne kadar olur? 250 geldi, 32 gitti, 218 olur. Doğru mu hocam? Mantıklı doğru. oldu mu doğru, şu doğru. anda? Anladım. Ben sadece son durumda kaptaki daha çok şeyleri soracaktım ama sadece son durumdaki kütleyi soruyorum. Tabii bize. Kütle artışı ne kadar oluyor? Tabii 250 geldi, 32 gitti, 218 oldu. Aynı maddeden yapılmış DKDL-DM silindirlerinin dayanıklılıkları DKDL-DM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi hocam normalde dayanıklılığımızın formülü kesit alanı bölü hacim şeklindeydi. Eğer düzgün geometrik bir şeklim varsa dayanıklılığım 1 bölü h şeklindeydi. Hı hı. Şimdi şöyle hatırlatalım, bu nereden geliyor, bu meseleyi hatırlatalım. Şimdi K silindirinin tabanında ne var hocam kesit alanı olarak? Daire. Yani yarıçapı R olduğundan dolayı pi R kare var. Bölü. Bu silindirin, K silindirinin hacmini söyler misiniz bana? Pi R kare çarpı H. Heh, pi R kare çarpı H. 2 H. Hop hop gitti. 1 bölü 2 H. Doğru. Yani taban alanları L içinde yapsam birbirini götürecek, M içinde yapsam birbirini götürecek. Yani küp, işte dikdörtgenler prizması, düzgün silindir gibi taban ve tavanlı geniş olan varsa evet. 1 bölü h yapabilirim direkt. K için 1 bölü 2 h, L için 1 bölü h. Evet, 1 bölü h, M için 1 bölü h. Dolayısıyla L küçük, ay K küçük, L eşit M oldu. Tamamdır. Yani ne, hangi seçenek oldu? K küçük, Ceyhan. Evet, Ceyhan oldu. Ve bir sonraki soru. Evet. Şimdi hocam, deminki de dayanıklılık, bakın bu da dayanıklılık sorusu. Hı hı. Şimdi burada deminki soruyla bu soru arasındaki fark ne? Orada deminki soruda arkadaşlar şeyi inceledik. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını inceledik. Burada ise dışarıdan bir etkiye karşı olan dayanıklılığı inceliyoruz. Dolayısıyla çelik halatların taşıyabileceği en büyük ağırlıklı cisimler KLM cisimleri olduğuna göre demiş. GKGL-GM arasındaki ilişki nedir? Şimdi hocam burada nasıl yaparım? Yani dış bir etkiye karşı dayanıklılığı nasıl yaparım? K bölü 3S derim. L için yazarsam L bölü 2S derim. M için yazarsam da M bölü S derim. En büyük ağırlık, taşıyabileceği en büyük ağırlık dediği için maksimum noktaya ulaşmış bu adamlar. Dolayısıyla eşit olmalı. S'leri götürdüm. Dolayısıyla K bölü 3,
eşittir L bölü 2. Yani eşittir en büyük GK M. Aynen öyle. Aynen öyle. K büyük L büyük M şeklinde ağırlıklarımı sıralarım. Nerede o? K büyük L büyük M Bursa'da. Aslında şurası daha kalın. Kalın olduğu tabii, için daha çok daha fazla yük taşıyabilir. Tabii. Yani şöyle diyebiliriz hocam. Bu 10 Newton taşırsa S olan 2S 20. olan 20 taşır. 3S olan 30 taşır. Çok güzel. Evet, adezyon, kohezyon meselesine geldik sayın hocam. Adezyon dediğimiz şey neydi Vural hocam? Farklı cisimler, farklı madde molekülleri arasında oluşan çekim kuvvetine adezyon diyorduk. Aynı madde molekülleri arasındaki kuvvete de kohezyon diyor idik. Kohezyon, adezyon. Evet, aynen öyle. Kohezyon büyük, adezyon olan bir sıvı. Kohezyon büyük, adezyon olan bir sıvı. Bu ise adezyon büyük, kohezyon olan bir sıvı. Neden? Cama tutunmuş çünkü. Evet, cama tutunmuş, yukarı doğru çekmiş cam bunu. Hı-hı. Peki, size bir soru. Buradan hangisi yani şu iki şekilden hangisi bulunduğu yüzeyi ıslatır, hangisi ıslatmaz? Bu ıslatır. Bu? O da az ıslatır ya da ıslatmaz. Islatmaz. Hocam şöyle diyoruz, bilgi şu. Adezyon büyük, kohezyon olan sıvılar bulundukları yüzeyi ıslatır. Hı-hı. Kohezyon büyük, adezyon olan sıvılar bulundukları yüzeyi ama mesela islatmaz. Bir damla suyu yere döktüğünde böyle toparlak halde duruyor. Yani kohezyonu daha kuvvetli gibi duruyor o zaman. Yani orada gene yayılıyor. Yani civayla kıyasladığımızda mesela bu zemine, şu zemini düşünelim. Bu zemine su döktüğümüzde ne yapacak hocam bu? Bir miktar kalır. Ha, ıslatacak. Şöyle düşünün. Hani bir damla su bile buraya damlasa belli bir süre sonra ne yapacak? Kuruyacak. Mı yoksa kağıdı ıslatacak mı? Islatacak. Ha, kağıdı ıslatacak. Zaten. İşte civada bu olmayacak hocam. Doğru. Ha, ıslanmayacak tabii. Doğru. Tabii. Evet, K sıvısı için. K büyüktür. Kohezyon büyük, adezyon. Tamam. Diğerine de adezyon büyük, kohezyon. Tamam. D seçeneği doğru cevabımız olmuş oldu. Bulaşık yıkarken yüzey gerilimini azaltarak kir ve yağın kolay temizlenmesine çalışırız diyor. İşlemlerinden hangileri yapılırsa kir ve yağın temizlenmesi kolaylaşır. Sıcak su kullanmak kolaylaşır. Önce şeyi söyleyelim, hatırlatalım hemen gençlere. Yüzey gerilimi neyle alakalıydı hocam? Kohezyondan kaynaklanıyordu. Ve yüzey geriliminin azalması için madde molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin azalması gerekiyor. Şimdi ben mesela suyu ısıttım. Suyu ısıtırken buharlaşmaya doğru gidiyor. Yani moleküller arası bağlar artık kopmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla ne olduğunu söyleyebilirim? Zayıfladığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bunu söyledik. Sıcak su ya da sıcaklığı arttırmak yüzey gerilimini azaltır. Ve su molekülü ne yapacak? Gidip kire ve yağa tutunacak. Deterjan kullanımı da aynı şekilde yüzey gerilimini azaltıp evet kirin şey yapmasını sağlayacak. Tuz katmak ise sayın hocam molekül sayısını arttırır bir kere. Evet, kuvvetlendirecek yüzey gerilimini moleküller arası bağı kuvvetlendireceği için sadece 1 ve 2. Evet, yalnız 1 2 diyebiliriz. Güzel bir soru. Okay. Tuzaklı soru. Buyurun hocam. Madde ve öz kütle ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sıcaklığı artıran bir maddenin, sıcaklığı artan bir maddenin öz kütlesi azalır. Sıcaklık artarsa hacim de artar. D eşittir M bölü V'dir. Hacim artarsa öz kütle azalır. Doğru. Bye bye happiness. Elendin mi? Bye bye no. Evet. Hocam burada su var. Suyun 0 derece 4 derece arasında sıcaklığı artınca öz kütlesi azalıyor. Evet. Kesinlikle dediği için doğru. Belki bu 0-4 derecedeki su olduğu için kesinlikle doğru kabul edemem ama dediğiniz bilgi doğru. Yani sıcaklığı artan bir maddenin öz kütlesi azalır. Bunun istisnaları var. Ne bu istisnalar? Bizmut, antimon ve su. Karışım yapamayan sıvılarda öz kütlesi küçük olan sıvılar, öz kütlesi büyük olan sıvılar üzerine çıkar. Su zeytinyağını düşünün. Doğru. Su zeytinyağı. Çıkar. Zeytinyağı üstte. Öz kütle gazlar için aynı sıcaklık ve basınçta ayırt edici özelliktir. Tabii gazlar için değil her şey için yani ayırt edici için bir özellik. İşte gaz deyince belki kandırır diye. Kanabilirdim. Ama birinci soruda gitti zaten. Ben zaten neler. Birinci soruda siz şey yaptığınız için. Evet. Son sorumuza geldik hocam. Okuyorum. Sadece buyurun. Okuyorum. Başlangıçta sıvıların hacimleri eşit ve 3V olduğuna göre K kabından alınan sıvının hacmi kaç V'dir? K ve L kapları şekildeki gibi 2D ve 3D kütleli sıvılar ile öz kütleli sıvılar ile dolu. Bu kaplardan belli miktarda sıvılar alınarak boş biri kaba boşaltıldığında 3 kaptaki sıvı kütleleri eşitleniyor. Hmm. Soruya tekrar bakalım. Başlangıçta sıvıların hacimleri eşit ve 3V olduğuna göre K kabından alınan sıvının hacmi kaç V'dir? Hocam.
Şimdi 2D, 3V. Yani burada ne var? 6D ve kütlem var. Evet. 3D, 3V. Burada ne var? 9D ve kütlem var. Yani elimde toplam 15D var. Ben 3. bir kaba bundan buradan belli bir miktar aldım. Buradan belli bir miktar aldım. 3 kaptaki sıvı miktarının da eşitlenmesi demek, kütlesinin eşitlenmesi demek, hepsinde 5 deve olması demek. 5 deve olması demek. E şimdi ben K'nın kütlesini 6'dan 5'e düşürmek istiyorum. Yani 1 deve aldım. Aldığım kütle 1VD eşittir. Ne kadar aldığımı bilmiyorum. VK diyeyim. Çarpı öz kütlem 2D. D'ler sizlere ömür. V bölü 2. V bölü 2 oldu. K kabından olmasını çözmüyor. Vay be. L kabından ne kadar almışlar? Onu da siz bulun. 4DV. 4DV almışlar. Evet. Ne kadar aldığımı bilmiyorum. Hacmini ama bilmiyorum. V, L mi? L deyin hocam burada. Yoğunluğu ne bunun? 3D. DV dememe gerek yok. Bunlar D'ler gidecek D'ler zaten. Gidecek. 4V bölü 3. Aynen öyle. L'den de bu kadar almışım evet. Demek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili arkadaşlar, bol miktarda soru çözüyoruz. Bol miktarda konu anlatımı yapıyoruz. Sizler de konuları çok iyi öğrenip sınavlarınıza yüksek notlar alıyorsunuz. Ona göre 80'den 90'dan yüksek not bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.